Celal abi şuradan sizi çok bölmeden sorayım istiyorum. Bu İstanbul meselesi çok önemli. Şu anda e, hepimiz e, şeye Maraş'ta aklımız, Hatay'da aklımız, Adana'da aklımız, Antep'te aklımız ama bir yandan kalbimizde değil. Böyle de bir gerçeği var ülkenin ve şimdi bir felaketle boğuşuyoruz ama çok yakında benzeri belki de çok daha büyüğü bulacak. Sevgili kardeşim, Türkiye'nin kaçta kaçı burada yaşıyor? Dörtte biri. Ülkenin dörtte biri burada. Ülkenin vergisinin kaçta kaçını veriyor İstanbul? Siz ülkenin bağımsızlığı elden gider diyordunuz. E, şimdi bak başlayalım saymaya. Ülkenin vergisinin benim en son bıraktığımda yüzde elli beşini İstanbul ödüyordu. Allah bilir şimdi daha fazladır. Değil mi? Şimdi İstanbul yıkıldı. Şimdi İstanbul'u ayağa kaldırmak için bir yıkılan milletin içinde oturduğu binaları ayağa kaldırmak var. Bir de kültür eserlerini ayağa kaldırmak. Çemberli taşın yıkıldığını düşün. Kim kaldıracak ayağı? Değil mi? Camilerin yıkıldığını düşün. 1766 depreminde Fatih Camii olduğu gibi inmiş aşağı. Kim ayağı kaldıracak bunları? Kariye Ayasofya zarar görürse, zaten şimdi görüyor ya, içine giren adamlardan ötürü maalesef, okuyoruz gazetelerde. Bunlar zarar görürse uzman lazım bunlar. E bu o sende ibadullah mevcut mu? Hayır. Bunların önemli bir kısmını yurt dışından getirmek zorunda kalacak. Şimdi bize şey diyorlar şimdi, biliyorsunuz değil mi? Ben şimdi Twitter'ı açayım diyecekler ki felaket tellallığı yapmayın millet zaten ne? Felaket tellallığı yapmıyoruz. Yani felaket, felaketin kendisi burada önümüzde duruyor. Evet. Şimdi yani bunları söylememek suçtur bana sorarsan. Evet ama tuhaf bir ülke olduk burası. Söylemek şimdi şey suç. Kim ne derse desin. Bana göre yani benim vicdanıma göre bunu söylememek suçtur kardeşim. Değil mi? Neye ihtiyacın olacak sen İstanbul'u ayağa kaldırmak için? Paraya, paraya ihtiyacın olacak. Nereden bulacaksın? Kim verecek? Daha önce verdiler. Nerede o paralar? Nereye kullanıldı? E, deprem vergilerini bundan birkaç yıl önce meslektaşlarımız dön o zamanın Maliye Bakanı'na sormuşlardı. Yol yaptık dediği değil evet, mi? Evet yol yaptık dediği de tam olarak o yolların da durumunu bu depremde gördük. Hatay Reyhanlı arasındaki yol, Antep'le Adana arasındaki yolla ilgili fotoğraflar var. Sayın Mehmet Şimşek Eski Maliye Bakanı umarım bakar o fotoğraflara. Değil mi? Şimdi bakın. Siz bir maksat için para topluyorsunuz. Halk da size güvendiği için bu parayı veriyor. Siz bu parayı başka yerde kullanıyorsunuz. Yani siz halka alenen yalan söylüyorsunuz. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ne yüzde halkın karşısına çıkacaksınız? Ve dışarıdan size krediyi verenler, değil mi? Ecevit zamanında alındıydı bu krediler. Nereye gitti bunlar? Nereye kullanıldı? Hangi gelişme karşımızda duruyor? Bunları bilmemiz lazım ya. Bunlar devlet sırrı olamaz. Birilerinin anlatması lazım bunları. Bunlar anlatılmadığı takdirde sen bir demokrasiyi yürütemezsin. Çünkü millet kime, niçin oy vereceğini bilemez. Ee, İstanbul'daki bu deprem sizce 99'da büyük bir deprem oldu ve bir hepimizin yani hayatında çok korkunç bir e, deprem tecrübesi olarak kaldı. Bir ibret olması gerekir. İstanbul'daki depremin üstünden 20, işte 99 2023 yıl geçti. Evet. O deprem e, şu anda yani bu olacak deprem sizce nasıl bir e, hasar sizin gözlemlerinize göre onu ben bilemem. Hasarı bilemem. Onu Mustafa'yı bir gün çağırıp soracaksın. Bugün ben Sağ... Mustafa ile bugün dün de bugün de konuş. Konuş Mustafa anlatsın sana. Ne kadar hasar olacak? Kaç kişi muhtemelen ölecek? Ne kadar paramız gidecek? Ya Mustafa onları bunları hesaplıyor ve Türkiye'de ve dünyada sayılı adamlardan da Mustafa, Mustafa Erdi Hoca çok muhteşem bir adamdır. Biliyor musun Mustafa Erdiye bütün dünyadan ödüller verildi. En sonunda TÜBİTAK'ın aklına geldi ödül verdi. En son düşünebiliyor musun böyle bir şey? Yani şimdi İstanbul'da biz ben buraya gelmeden eski dostum Hamdi Topçu Bey aradı beni. Celal dedi. İstanbul'da dedi 20 milyon kişi yaşıyor dedi. Bu olmaz dedi. Bu 20 milyon kişiyi dedi bir deprem anında dedi kurtaramazsın dedi. İstanbul'un nüfusunu yarıya düşürmek lazım. Dedi. Bunu düşünelim milletçe dedi. Ne yapacağız dedi. Marmara çevresindeki sanayiyi dedi taşımamız lazım. Deniz bir tek Marmara'da yok dedi. Kendi de Laz'dır. İyi bilir denizciliği. Bir tek dedi Marmara'da yok deniz dedi. Bunları dağıtmamız lazım dedi. Yani aklın yolu gayet açık. Her şeyi İstanbul'a toplama hastalığı Menderes'le başlamış. Hocam Elazığ'da yeni bir deprem riski var mı diye size soruyorlar. Var. Öyle dinlemiyorlar herhalde bunlar problem. Hocam olabilir. Herkesin canı çok sıkkın. Herkes çok üzgün. Ne olur siz de bir daha tekrar edin. Var 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 yani. Şu çizdiğimiz modelde gözüküyor. Dün akşam Fatih'in orada yaptığım o kartonlarla yaptığımız modelde gayet güzel gözüküyor. Önümüzdeki hafta Kandil'de de bir seminer yapacağız. Arkadaşlarla bir araya geleceğiz kafaları tokuşturacağız. Bakalım ne çıkacak. Öf. İnsanlar şeyi soruyorlar hocam. ya ee, yıllardır konuştuğunuz şeyleri yeniden yeniden sanki hiç konuşmamış gibi konuşmak da bir bilim insanına böyle sanki e, ayıp ediyormuşum gibi soruyorum. Yani sizin de ne zaman program yapsam, ne zaman konuşsam her sorduğum ya sorduğum soruları yıllardır <laughs> hep soruyorum. İnsanlar da hiç sormamışım gibi tekrar sormamı istiyorlar. Ee, çok değişik bir his bu. Ee, bir, binanın bir zeminin güvenli olduğu nasıl anlaşılır falan gibi sorular geliyor size. Vallahi eğer gevrek zemin şey ise zemin tutturulmamış kayaçlardan oluşuyorsa kum efendime söyleyeyim toprak falan gibi şeylerden oluşuyorsa Kayıf demektir. Sağlam kaya ise güçlü demektir. Bu kadar basit. Ee, neden bu tarz depremler genellikle sabaha karşı oluyor? Hayır öyle, öyle olmuyor. Bir zaman? Hayır öyle bir şey yok. Akşam olan var, öğlen olan var. Değil mi? aldı ki burada hem bir deprem ilk önceki deprem sabaha karşı oldu ondan sonraki daha böyle öğleye yakın saatlerde oldu yani yine sabah ya öyle bir şey denebilecek yok bir saatler. de şey derler efendim niye depremler daha çok yazın oluyor Hayır işte sana kışın ortasında deprem evet yani maalesef. arz kabuğu sormuyor günün hangi saatidir veya hava sıcaklığınız nedir hangi mevsimdesiniz Bikiniyle mi dolaşıyorsunuz palto ile mi dolaşıyorsunuz diye sormuyor. Depremlerin volkanik hareketlerle bağlantısı nedir diye sormuşlar size. Volkanizma deprem yaratır. Onun kendine has bir depremi vardır. Onlar böyle e, kümeler halinde gelirler ve magmanın yükselişine izlememize yardımcı olurlar. Ve bazen büyük kaldera dediğimiz dev kraterlerin çökümlerinde kendi kenarlarında normal faylar gelişir. Onlar da deprem üretir. Siz her konuşmamızda diyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük meselesi aslında deprem değil başka bir şey değil. Cehalettir. Değil mi? En büyük mesele cehalettir. Deminden beri aslında onu konuşuyoruz. Bununla mücadele etmek lazım. Bununla mücadele edecek kişileri ülkeyi idare edecek mevkilere getirmek lazım. Kritik bu. Yaşam için önemli. Zeminle ilgili İstanbul'da yapılmış bir çalışma var mı? Şu ilçede zemin... Var. Belediyenin yaptığı bir çalışma var. Fakat beni üzen ee, bir önceki belediyeden bahsediyorum. Şimdiki belediyeden değil. Onun üzerinde eğim doğrultular yok. Yani tabakanın eğim ve doğrultusu girilmemişti. Benim görebildiklerimde. bu belediyenin de yaptığı galiba bir bina envanteriyle ilgili bir çalışma var. Onu, yani bilmiyorum. Onu evet. bilmiyorum Hatta Mustafa hocaların da bir, bir yerinden dahil olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir şey. Olabilir. Olabilir. Yani evet. zaten bina envanteri yapıyorsan Mustafa'yı dahil etmiyorsan aklına şaşarım. İstanbul'un İstanbul Avrupa Yakası, Anadolu ya kısmı daha sağlam bir zemindir. Arada bir zemin farkı var mı? Şurası karşılaştırma yapıp bu bölge daha deneyebilir. Miyim? Anadolu tarafının e, ikinci köprünün güneyi, birinci köprünün kuzeyinde bir şerit çiz şöyle sahile paralel. Böyle birkaç semt ismi söyleyebilir misiniz? Böyle çok kafasına canlanmıyor olabilir insanların. Anadolu Hisarı sağlamdır. Zor Ataşehir sağlamdır. Efendime söyleyeyim e, şeyin kuzeyi işte Kartal Pendik falan oraların kuzeyleri sağlamdır. Hocam ben Kartal'da doğdum büyüdüm. Benim çocukluğumda bostan falan olan yerler vardı. Tren yolunun altında. Evet, evet, evet. Şimdi orada böyle 30 katlı falan binalar var. İyi. İnşallah iyi yapılmıştır. e, küçük çekmece, beylik düzü. Oralar sakat. Öyle mi? Oralar sakat. Oraların altı hem çok genç tabakalar hele küçük çekmece. Yani alüvyonun üstünde oturuyor. Avcılar. Avcılarda sarmasiyenin killeri var ve denize eğimli. Onun için çok etkileniyor. Onun için orada sık sık heyelan da olur. Hep söylerler değil mi? Ya yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir deprem avcılarda hissedilir diye. Yani oraya. sık sık heyelan falan da olur oralarda. E, tarihi yarımada bölgesi nasıl hocam? Sağlam. Çok sağlam. Kral Büzas İstismalok'muş. <laughs> e, etiler İlis Beşiktaş etmiş. bölgesi. Ulus. E, e, sahili hariç sağlamdır. Arkadaşım. Bitiriyoruz hocam. Son 5 dakikamız. Size söz verdiğim gibi saat 9'da evet. sonlandıracağız. Ve, benim yetişmem gereken... Evet, siz BBC ile röportaj yapacaksınız galiba değil mi? Yalnız Andrew Marr Andrew burada hmm. nerede şey yapar bilmiyorum. Evet. Tamam, Bu şey Yeşilköy, var. Ataköy bölgesi için özellikle e, Ceylan Şengör'de siz de ciddi anlamda risk uyarısında bulunuyorsunuz. Hem zemin açısından hem fay hattına olan yakınlığı hem de biraz önce söylediğiniz o sahil şeridinde yer alması anlamında. E yani bak orada da mesela çok yüksek binalar var hocam. Ataköy'de. Evet. evet. Yani hem eski hem çok yüksek evet, binalar bak, var. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi orada e, en büyük yer hızı fazla. Ne en demek demek hocam, büyük yer hızı anlamadım. demek deprem sırasında herhangi bir noktayı düşün. Herhangi bir nokta o noktanın sallanma hızı. Hmm. Yani santimetre bölü saniye olarak. Şöyle sallanır bir de böyle sallanır. Ne kadar hızlı sallanıyorsa en büyük yer hızı yani bir nokta yeryüzünde e orası binaya da daha fazla zarar verir mantıklı olarak. En büyük yer ivmesi keza fazla. Şimdi en büyük yer ivmesi zaten binalara en büyük yükü bindiren ivme. Yata yük bindiren ivme. Binaların da en zayıf olduğu şey, zafiyeti olduğu yata yük. Şimdi yatay yük ne kadar binerse oranın yıkılma tehlikesi o kadar artar. Şimdi eğer binanız çok ağırsa, böyle kat 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 böyle çok katlı ve beton arma heyyula bir binaysa, kuvvet işte F eşit M çarpı A desen ivme büyük, kuvvet büyük, şey kütle büyük, e, çıkacak kuvvet de çok büyük olacak yani haliyle. Dolayısıyla en büyük yer ivmesi fazla en büyük yer hızı fazla orada e, bir de orada zemin deprem etkisini büyütüyor kimi yerlerde de böyle yani göçmez çökme, subsidence dediğimiz olaylar var e, e, kimi yerde sıvılaşma var Heyelanlar var. Mesela Çekmece civarlarında heyelan var. Şimdi bile tutamıyorsunuz. Şu anda bile tutamıyorsunuz. Yani deprem oldu. Öyle üstelik de büyük şeyler yapmadan. Bu biraz önce Yeşilköy için dediniz ya o hızlanma sallanma şeyi çok yüksek diye oranı evet. ve evet. ivmelenme oranı. Evet. Bunun en düşük olduğu yer neresi İstanbul'da? Yani sağlam zemin olan her zaman gibi yerde o olur. Yani mesela? kaya, kaya olan. Yani mesela ne bileyim ben diyelim ki benim bildiğim teşvikiyede veya da şeye geldiğimiz zaman ne derler bu şimdi tam ismi de aklımda. Kadıköy çıktı. mesela. Yok yok yani orada bildiğim böyle zemin kaya olan yerlerde İstinye mesela o çevrelerde sağlam kaya ama denize de yakın. Fakat öyle bir orada zemin olduğu için o dediğin değerler biraz Hı. daha düşük olacaktır. Sonra ben bir, bir şey söyleyeyim. Şimdi Celal belki bana kızacak ama e, Celal'in Yeşilköy'deki evini e, biz e, deprem güvenli hale getirdik. Kendisi burada ailesine isyan etti. Dedi ki ben çıkaramadım ailemi Yeşilköy'den dedi. A, e, i̇şte evet yani biz orada böyle çelik şeylerle. Bir de bak onu da söyleyeyim şimdi böyle çelik deyince aklıma geldi. Ee, bizim artık böyle biraz da binaları ağır binalar yerine bazen böyle çelik binalar konstrüksiyonlar da e, faydalı olabilir çünkü çelik böyle çökmez yani sefer tası gibi yassı kadayış gibi insanları öldürmez. Onu istesen de çöktüremezsin yani öyle. O nedenle yani bizim gibi deprem ülkelerinde. E, işte orada mı zemin böyle, burada mı fay böyle, orada mı deprem küçük? Bunları ben sonuç öyle bağlayalım diyorum. Bırakıp şey bağlamayın de. Bir tane fotoğraf bastırın. yerleşim alanlarına behem hal dönmemiz lazım. Bir fotoğraf var çokça dolaşıyor. Hatay'ın yıkılmadan önce depremden önceki yukarıdan gökyüzünden çekilmiş fotoğrafı. O fotoğrafın yanında Hatay'a çok benzer bir fotoğraf var. Bina 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 bina. O fotoğraf İstanbul Bağcılar'dan çok e, yüksek nüfuslu bir yer ve çok bina yoğun bir yer İstanbul bağcılar nasıl bir zemin hocam yani şu anda tam hatırlamıyorum yani haritaya bakmam lazım ee, Bağcılar da yine e, bu tarafta olduğuna göre hı hı. E, yani ben böyle çok olumlu olabileceğini düşünmüyorum